Kendinizi ben öyle yapıyorum. Kendinizi büyük gerçekse. Oh yeah. Gördüm ki bu merkezde bazı mükemmel işler başarıyorsunuz ve biz Avustralya Büyükelçiliği olarak buna katkı sağlamaktan, ufak da olsa bir katkı sağlamaktan dolayı çok mutluyuz. Kadın erkek eşitliği ve kadınların cinsiyet olarak da güçlendirilmeleri. We firmly believe that women should have the same work opportunities as men. Biz inanıyoruz ki kadınlar erkeklerle aynı iş gücü fırsatlarına sahip olmalı. There's an economic reason that every country should use all the human resources available to them. Ve tabii bütün ülkelerin kendilerine ellerindeki ekonomik değerleri aynı şekilde kullanmaları bütün ülkeler için önemli. And it's also a matter of fairness. Both women and men should have the same opportunities. Ve tabii aynı zamanda kadınların ve erkeklerin fırsat eşitliğine sahip olmaları da çok önemli. So I'm glad that in a small way we can help these young people find a job after this. Ufak da olsa bu projeyle ufak da olsa bir katkı sağlayabildiysek buradan sonraki hayatınızda iyi bir iş bulmanızda. And in the future, they'll be able to contribute to their families and also the broader community. Ve ileride bununla ailelerinize ve geniş anlamda toplumun diğer bölümlerine katkıda bulunmanıza fırsat sağlayabildiysek, Isparta ilinde Avustralya Büyükelçiliği ile yaptığımız proje çalışmasıyla aldığımız hibe doğrultusunda aşçılık ve pastacılık atölyesi kurduk. Ve her kurs döneminde 15'er kişiye aşçılık ya da pastacılık alanında meslek edindirme eğitimleri vermeyi planlıyoruz. Denetimli serbestliğin özellikle rehabilitasyon ve topluma kazandırma misyonunu bu şekilde gerçekleştirdiğimizi düşünüyoruz. Bu bizim ilk projemiz değil. Daha öncesinde de Kanada ile yaptığımız bir meslek edindirme programımız olmuştu. Orada da yine 40 kişinin meslek edinmesini ve topluma kazandırılmasını sağlamıştık. Önümüzdeki dönemde de ulusal ve uluslararası projelerle bu şekildeki topluma kazandırma çalışmalarımızı sürdürmeyi hedefliyoruz. Tahliye sonrasında kişilerin toplumda yeniden suç işleme risklerini ancak bu şekilde azaltabileceğimizi düşünüyoruz. Projemiz kapsamında özellikle denetimli serbestlik hükümlüsü, eski hükümlü, suç mağduru, yine madde bağımlılığıyla mücadele sürecinde olan, bu bağımlılıktan kurtulma gayretinde olan kişiler hedef kitlemiz arasında yer alıyor.
Bu projemizde de yine bu kitleyle birlikte çalıştık. Bir önceki projemizde de yine aynı kitleyle çalışmıştık. Bunlarda da başarılı sonuçlar aldık. Umuyorum ki yine aşçı yardımcısı veya pastacı olarak yetiştirdiğimiz insanların da bu bölgenin tabii turizm bölgelerine yakınlığını da göz önüne alarak çevre illerde istihdamlarını sağlamaya gayret edeceğiz ve başarılı olacağımıza inanıyorum. Şiddet gören kadınlarımız var. Devlet koruması altında bulunan kadınlarımız bunlar. Yine denetimli serbestlik hükümlüsü kadınlar var grup içerisinde. Tabii eski hükümlü olup eşinin yani eski hükümlü eşi olanlar da var yine grup içerisinde. Biz bunları tabii değerlendirirken sadece bir kişinin istihdamı olarak da bakmıyoruz. İstihdam ettiğimiz her bir kişi bir ailenin de sorunsuz bir şekilde yaşamasına, çocuklarını iyi bir şekilde yetiştirmesine vesile oluyor. Dolayısıyla verdiğimiz rakamlar belki 12, 15, işte 40 gibi rakamlar olsa da bunun toplumumuzda bir çarpan etkisi yaratacağını düşünüyoruz. Şu anda ikinci haftamızdayız. 2 ay kadar sürecek. Her program 2-2,5 aylık bir dönemde tamamlanacak ve kurs bittikçe yeni gruplar için aynı kursu açmayı hedefliyoruz. Bu programlar devam edecek yani. İkramların tamamını 2 hafta gibi kısa bir süre eğitim almış olan kursiyerlerimiz hazırladılar. Ve gerçekten açıkçası bizi umutlandırdılar. Zannediyorum bu bayanların çevre illerden veya ilimizden oteller nezdinde işverenler açısından talipleri olacaktır ve iş bulmaları kolay olacaktır. Çok başarılı gördük kendilerini. Şu an yediğimiz ürünleri burada üretti arkadaşlar. Alabileceğiniz kadar.